Bak Dışa Spor Akademisi'nden herkese merhabalar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kadir Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün sizlere polis adaylarına POMEM ve PMU arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Evet. Ki ayrıca Instagram'dan bizlere sormuş olduğunuz soruları da ben Kadir Hocam'a soracağım. Kadir Hocam da sizler için yanıtlayacak. Bu arada özellikle belirtmek istiyorum. Aşağıda görmüş olduğunuz Magnesia GSK Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın. İlk soruyla başlıyorum. Başlayalım. Kadir Hocam, PMU ve POMEM'in açılımları neler? PMU, Polis Meslek Yüksekokulu'dur. Adından da anlaşılacağı gibi yüksekokul yani 2 yıllık bir üniversite. Buraya lise mezunu adaylar başvuru yapabilmektedir. 2 yıllık eğitimin ardından polis olabilirler. POMEM'in açılımı ise Polis Mesleki Eğitim Merkezi'dir. Buraya da üniversite mezunu adaylar başvuru yapabiliyor. 4 ay ve 8 aylık bir eğitimin ardından üniversite mezunu adaylar polis olabiliyorlar. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ ol. Kısa ve net cevaplar. Harika. İnsanların gerçekten aradığı cevaplar bunlar. Evet, kesinlikle net cevaplar oluyor. Aynen öyle. Boş boşuna işte soru soruyorsun, uzun cevaplar geliyor. Hiç öyle bir şey gerek yok arkadaşlar. Sizin tamamıyla bireysel olarak bize sorduğunuz soruları burada kısa ve net bir şekilde cevaplıyor. Hocam ikinci sorumuza geçiyorum. Geçelim. Polis Meslek Yüksekokulu'na kimler başvurur? Polis Meslek Yüksekokulu'na lise son sınıf öğrencileri veya lise mezunu öğrenciler başvuru yapabilir. Çok teşekkürler hocam. Rica Şimdi ederim. Bunun gibi bir diğer soruda başlıktan anlaşılacağı üzere POMEM'e kimler başvurabilir? POMEM'e üniversite mezunu adaylar başvuru yapabilir. Yani ön lisans mezunu ya da lisans mezunu olmuş adaylar başvurusunu yapabilir. Çok teşekkürler hocam. Dördüncü Rica sorumuza ederim. Geçiyorum. Dördüncü soru. Polis Meslek Yüksekokulu ve POMEM hangi puan türlerinden alım gerçekleştiriyor? Polis Meslek Yüksekokulu okul veya bölüm fark etmeksizin TYT'de en yüksek ham puanla alım yapmaktadır. POMEM ise ön lisans ve lisans mezunu adayların KPSS'den en yüksek puanla başvuru yapabildikleri bir bölüm. Çok güzel. Yani hocam lise mezunu öğrenciler ilk başta TYT'ye giriyorlar. Kesinlikle. TYT'den sonra başvuru yapabiliyorlar. POMEM'e girecek adaylar ise de KPSS'ye giriyor. Oradan aldıkları puan üzerinden. Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Beşinci soruya geçiyorum. Polis Meslek Yüksekokulu'na girmek için yaş şartı nedir? Polis Meslek Yüksekokulu'na girebilmesi için adaylar 18 yaşını tamamlamış olmak, 26 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Yani bu 2019'da 01 Ocak 1994 doğumlu ve 01 Ekim 2001 doğumluları kapsamaktaydı. Bu senede şöyle olacağını tahmin ediyoruz. Başvurular 01 Ocak 1996 ve 01 Ekim 2003 doğumlular arasındaki doğum tarihi olanlar başvuru yapabilecek. Peki hocam bu bunun sebebi nedir? Geçen yılki pandemi sürecinden dolayı mı? Şöyle en sonki alım 2019'da gerçekleşti. 2020'de pandemiden dolayı bir alım gerçekleşmedi. Ama alımlar 2021'de devam edecek ve muhtemelen de sayı kontenjanı artarak bu sene alım olacak. Mesela hocam örneğin? Örneğin geçtiğimiz yıl 2500 tane yani 2019'da 2500 tane alım olmuştu. Bu yıl 3000 tane alım olması beklenmektedir. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Yani hocam aslında şöyle de bir şey var. Şimdi geçen yıl 2002 doğumlular giremedi. Evet. Bu yıl 2003 doğumlular girecek. Girecek. 2002 doğumlarla 2003 doğumlar arasında artık bu yıl hani bir birlikte bir alım beraber olacak. Evet, aynen kesinlikle. Öyle. KPSS'den 65 puan almaları gerekiyor. Lisans mezunu adaylar için ise KPSS'den 60 puan almaları gerekiyor. Bu ham puanı sağladıktan sonra ardından ön sağlık muayenesi, daha sonra fiziki mülakat, sonraki aşama ise sözlü mülakat aşamasıdır. Buradan da başarılı olduktan sonra polislik görevinize başlıyorsunuz. Yani hocam aslında bir nevi bu ikisinin arasındaki aşama farklılığı puan üzerinden. Evet, puan üzerinden. Yoksa yine sözlü mülakat var, sağlık aşamalar mülakat aynı var, şekilde gerçekleşiyor. Var. Kesinlikle. Aynı şekilde sorular aynı şekilde gerçekleşiyor. Evet. Fiziki mülakat aynı, sadece arada bir sayı ve metre farklılıkları var. Bu kadar. Anladım. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Güzel. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim. POMEM ve PMU her yıl alım yapıyor. Hocam buna tekrardan bastıra bastıra söylüyorum. Dün bir mesaj aldık. Evet. İşte hocam diyor bunu diyor her yer işte söylüyor. Evet PMU her yıl alım yapıyor. Her yıl alım yapıyor. Ama işte geçen yıl alım yapmadı. İşte bu bizi çok korkutuyor. Acaba bu yılda almayacak mı gibi sorular geliyor. O yüzden hocam bu soruya böyle bir tık daha detaylı cevap verirseniz tabii kesinlikle arkadaşlarımız için çok iyi olur. Aydınlatalım öğrencilerimizi. Evet. Şöyle PMU normal şartlarda her yıl alımı gerçekleştiriyordu. Ta ki bu pandemi sürecine kadar. Pandemi sürecinde bir alım olmadı. Ama bu tamamen pandemiyle alakalı bir süreç. Pandemiden sonra bu alım yani 2021'de bu alım kesinlikle tekrardan devam edecektir. Hatta pandemi sürecinde bir alım gerçekleşmediği için PMU adayları kontenjan sayısı biraz daha artmasını bekliyoruz. Yani şöyle 2019'da en son 2500 tane alım olmuştu. Ki bu zamana kadar hep 2500 tane oldu. Hep 2500'dü. Evet 2500 tane alım olmuştu.
Bu pandemi sürecinden dolayı en az bir 3000 tane alım bekleniyor. Pomande ise zaten her yıl alımlar devam etmekte. Pandemi sürecinde sadece 2020'de bir alım yine gerçekleşmedi. Ama hemen ardından evet, ilan tarihi açıklandı. Sırf insanlar mağdur olmasın diye ilan tarihini açıkladılar. Şu anda başvurular zaten bitti. Ön sağlık aşaması sona erdi. Fiziki mülakat aşamasına geçilecek. Yani adaylarımızı şöyle diyebilirim. Her yıl bu POMEM alımı devam edecek. Yalnız şöyle bir durum söz konusu olabilir. Geçtiğimiz yıllarda 10 bin alım gerçekleşiyordu. Bu yavaş yavaş düşmeye başladı. Tabii. Şu anda en sonki alımda bir 7 bin tane alım olacak. Bu 7 bin alım ileriki dönemlerde 6 bine de düşebilir. Tabii. 5 bine de düşebilir. Ama 7 bin ile 10 bin arasında devam da edebilir. Tabii. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Bu en azından güzel bir cevap oldu. İnşallah karşımızda bulunan polis adayların aklındaki soruya İnşallah yanıtını vermiş olabiliriz. Hocam bir sonraki soruya geçiyorum. POMEM ve PMO kaç kişi alıyor? Yani evet söylediniz tamam 2500 kişi alım yapıyordu ama detaylı bir anlatım yapacağım. Şöyle bir de bizim hani başlığımız POMEM ve PMO arasındaki farklar. Evet. Şimdi POMEM kaç kişi alıyor? PMO kaç kişi alıyor? Nasıl bir beklenti var? Bunun neler doğuracak? Sonuçlar nelerdir? Bunlardan bahsederseniz çok iyi olur. PMO alımı en son 2019'da gerçekleşmişti. Buradaki alımda 2500 tane alım oldu. Burada 2250'si erkek aday alımı, 250'si ise kadın aday alım olmuştu. POMEM'de ise en sonki 27. dönem POMEM açıklandı. Buradaki alım ise lisans mezunu adaylar, erkek aday alımı 5040 tane, 560 tane ise kadın aday alımı vardı. Ön lisans mezunları ise 1260 tane erkek aday, 140 tane kadın aday alımı gerçekleşecek. Hocam gördüğümüz kadarıyla lisans mezunlarına daha fazla bir alım var. Evet, burada lisans mezunu adaylarımız biraz daha avantajlı. Hocam bir sonraki soruya geçiyorum. Bunu hocam genellikle böyle polis özel harekat olmak isteyen öğrencilerimiz daha sıklıkla soruyor. Evet. Polis özel harekat olmak isteyen bir birey POMEM veya PMO okuyarak olabilir mi? Şimdi daha önceki yıllarda polis özel harekat dışarıdan bir alım gerçekleştiriyordu. En sonki alımdan sonra o alımları kapattı. Dışarıdan artık alım. Dışarıdan alım bu saatten sonra yok. Tamamen kendi içerisinden. Yani öncelikle PMO okuyup polis olmalı ya da POMEM okuyup polis olmalısınız. Orada da başvurunuzu yapıyorsunuz. İçeride. Alım gerçekleştiği zaman başvurunuzu yaptınız. Sizi ayrı bir fiziki mülakata tabi tutuyorlar. O fiziki mülakattan başarılı olursanız polis özel harekat olabiliyorsunuz. Yani sen burada bir fiziki mülakata giriyorsun. Evet. Başta polis oluyorsun ama PH olmak için bir de içeride bir fiziki mülakat. Ayrıca bir fiziki mülakat. Çünkü onun serüveni biraz daha zorlu. Evet. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Geçelim. POMEM ve PMO'nun fiziki mülakatları arasındaki farklar neler? Şöyle fiziki mülakat açısından aslında birbirine çok benzemekte. İkisi de tamamen 7 istasyondan oluşuyor. Sadece arasında belli yerlerde mesafe farkı ya da sayı farkı var. Yani istasyonları bile aynı. Evet. Nasıl? Şöyle anlatalım. Hatta hocam bir süreye bir görsel koyalım. Öğrencilerimiz tamam, görselle birlikte anlatalım. İlk istasyonumuz sıçrama tahtası. POMEM adayları sıçrama tahtasında 6 tane sıçrarken PMO adayları 5 tane sıçramakta. Ardından lastik etabı geçişi var. 6 tane lastiğimiz var. Burada POMEM adayları da PMO adayları da aynı lastik etabından geçiyorlar. İkisi de 6 tane. Ardından 3. istasyonumuzda ağırlık taşıma etabı. Ağırlık taşıma etabında POMEM adayları 16 metrelik ağırlık taşıma etabını tamamlıyor. PMO adayları ise 12 metrelik ağırlık taşıma etabını tamamlamakta. Peki hocam bunlardaki kilo ağırlıkları nasıl? Şöyle kadın adaylarımızda PMO'da da POMEM'de de aynı şekilde geçerli bu. Kadın adaylarımızda 10-10-20 kilo. Erkek adaylarımızda ise ağırlıklar 15-15-30 kilodur. Yani ellerine bu ağırlıklarla o parkuru... Kesinlikle 12 metre evet. Parkuru tamamlıyor. POMEM adayları ise 16 metrelik parkuru tamamlıyor. Peki hocam bir sonraki istasyonumuz? Bir sonraki istasyonumuz 4. istasyon. Ağırlık topuna dokunma istasyonu. Ağırlık topuna dokunma istasyonunda POMEM adayları 8 metre aralıklarla konmuş 2 tane ağırlık topuna dokunmakta. PMO adayları ise 5 metrelik aralıklarla konmuş 2 ağırlık topuna dokunuş yaparak parkuru tamamlıyor. Ardından 5. istasyonda takla etabı geliyor. Burada POMEM adayları da PMO adayları da aynı şekilde birer tane takla atıp etabı tamamlıyorlar. Ardından
Altıncı istasyonumuz yine aynı şekilde. PMU adaylarında da aynı. POMOM adaylarında da aynı. Altı tane solunum çubuğunun etrafından dönüp solunum etabını tamamlıyorlar. Son istasyonda, yani yedinci istasyonda ise POMOM adayları 5 tane engel alt ve üst geçerken PMU adayları 4 tane engelin üstünden ve altından geçip parkuru tamamlamaktadır. Peki hocam bir şey soracağım. Bunların toplam metreleri aynı mı? Toplam metreleri ikisinin de aynı. İkisi de 72 metreden oluşmakta. Anladım. Yani baştan sonuna kadar 72 metre. Kesinlikle. Fakat birisi örnek veriyorum ağırlığı 12 metre taşıyor. Diğeri 16 metre taşıyor. Diğerinden aradaki mesafeyi kısıyorlar. Ama tamamen ikisi de aslında evet, aynı parkuru yapıyor ama biraz zorlaştırıcı. Evet, evet, anladım. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Çok sağ ol. Şimdi hocam son soru aslında bizim sana bir yöneltmemiz. Hocam polis adaylarına POMOM ve PMU arasındaki farklar hakkında ekstra son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum sadece. Yeterli bilgi verdiğimizi düşünüyorum ama adaylarımız şurayı karıştırıyor. Şuna değinmek istiyorum. Yani lise mezunu adayların girdiği KPSS puanı, yani bu orta öğretim KPSS puanı olmaktadır. Bununla ilgili herhangi bir polislik alımı kesinlikle gerçekleşmemektedir. Yani lise mezunu bir aday, lisede örnek veriyorum, evet, KPSS'ye giriyor. Herhangi bir meslek dalına yönelebiliyor ama asla polisle. Ama kesinlikle polislikle ilgili bir alım yoktur. Bu net bir cevaptır. Arkadaşlarımıza faydalı bir sunum olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben de o şekilde düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah sizlere yararlı bilgiler verebilmişizdir. Bizleri Instagram Magnise GSK hesabından takip etmeyi unutmayın. Tüm sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Soru yönlendirmemizi Kadir hocamıza oradan gerçekleştiriyoruz. Ayrıca başka bir konu hakkında veya başka sorularınızı bizlere aktarmak için yorum kısmına belirtebilirsiniz. Instagram Magnise GSK, TikTok Magnise GSK ve YouTube Magnise GSK hesaplarımızı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.